çabuk odamdan dışarı. Çık dedim sana. Akşamki uçakta yer açılınca ben de bir an önce senin yanına gelmek istedim. Al bunlar senin. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Neyin var senin? Biraz soluk görünüyorsun. Yok. Bir şeyim yok aslında. Pekala. Kapıyı da açık bırakmışsın bu soğuk havada. Hasta olacaksın. Ben temiz hava almak için. Ama üşüteceksin hayatım. İfe, seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Acele etmemin başka bir sebebi var. Seninle ilgili. Benimle mi? Ya kardeşim, Nil Hanım'ın misafiriyim diyorum. Niye anlamak istemiyorsun? Ha, öyle misafirlik mi olur? Sen ne yapıyordun o karanlıkta? Ha, ne yapıyordun, ne yapıyordun? Kocaman ev. Yolumu kaybettim işte. Yok, ben onu bunu anlamam. Benim Aleksan Bey'e haber vermem gerek. Arkadaşım, niye sen beni anlamak istemiyorsun? Niye arayacaksın ki Aleksan Bey'i? Ne yapıyorsun lan? Nil Hanım'ı arayayım. Ona sor. İstersen sen ara, sen sor. Bu saatte Aleksan Bey'i niye rahatsız ederim ki? Nil Hanım misafirine böyle davrandığını duyarsa sana çok sinirlenir. Benim aramam gerek. Şimdi beni iyi dinle. Ben bakarım. Efendim? Alo? Üfet Hanım, siz misiniz? Evet, benim. Kimmiş? Mehmet. Ne istiyormuş? Ben, kusura bakmayın. Şey için rahatsız ettim de, acil bir durum var. Nedir? Burada bir...
bir şahıs var. Bu ben değil, hanımın arkadaşıyım diyor. Ya ben derdim. Ben Ali İhsan Bey'in haberi olmadan bir şey yapamam. Yani Ali İhsan Bey'e haber vermem gerek derdim. İyi etmişsin. Yani bilginiz var mı? Hı hı. Tanıyorsunuz yani. Evet. O vakit siz diyorsunuz ki ben göndereyim bu arkadaşı. Evet evet. İyi geceler size, iyi çalışmalar. Sağ olasınız, sağ olasınız. Ya kusura bakma hemşerim. Ya biz de bilemedim. Bizimki de görev icabı icabında. Allah Allah. Bu saatte ne misafiriymiş böyle? Sen tanıyor musun? Nil'in arkadaşıymış. Tanımıyorum ben. Sen benimle bir şey konuşacaktın. Önemli demiştin. Evet. Gel. Gel otur şöyle. İfet. Biliyorsun Dilek evi terk edip gitti. Ya bu Ömer denen adamla buradan uzaklaşıp göya evleneceklerdi. Ama bu pislik Dine Dilek'i ortada bıraktı. Ya bütün parasını alıp sırra kadem bastı. Nasıl yani? Dilek bu adama güvenmekle zaten her zaman çok büyük hata yaptı. Ben ona kaç defa söyledim ama dinlemedi beni. Bütün erkekler aynı. Parayı görünce şirazeleri kayıyor. Herhalde bunu benimle alakalı söylemiyorsun değil mi? Olur mu hiç öyle şey? Ben sadece şu Ömer denilen adama çok sinirlendim. Yani yazık Dilek'e. İfet, bak Dilek bütün hisselerini bana sattı. Ve şimdi benim bu hisseleri devredeceğim güvenilir birine ihtiyacım var. Dilek'e geri ver. Hayır. Ben Dilek'e güvenmiyorum. Dilek iyi misin? Sağ ol Emre, daha iyiyim. Polisi aramam ister misin? Hayır. Hala o kan emici sülüğü koruyor olamazsın değil mi? Benim dışımda herkes Ömer için doğru sıfatı bulmuş sanırım. Ona sülük diyen üçüncü kişisin. Hadi ara şu polisi ha. Aramayacağım. Tamam. Sen bilirsin. Yakalasalar ne olacak? Para. Paranı kurtarabilirsin. Doğru söylüyorsun. Şu anda 5 kuruşum yok değil mi? Yeteneksizim yani. Hisselerimi verdiğime göre ortağı olduğum bir holding de yok. Bakalım Ali İhsan hisselerimi Nil'e mi verecek yoksa Erhan'a mı? Ali İhsan, ben ne anlarım şirketten, hisseden? İffet burada anlamayacak bir şey yok ki. Hem yani ben bu konuyu çok daha fazla tartışmak istemiyorum seninle. Bence Dilek'e geri vermelisin. Ya gerçekten, kadın bu kadar sene uğraşmış, didinmiş, yazık. Hala bu kadar iyi niyetli olman ne güzel. Ben senden daha çok kime güvenebilirim ki? İffet. Ben senin hayatımdaki her şeyin ortağı olmanı istiyorum. Hı? Ali İhsan. Ne olur
bana biraz daha zaman ver. Tamam canım. Tabii ki. Ersin. Uyan oğlum hadi uyan. Lan şu haline bak ya. Ya abi benden ne istiyorsun ya? Allah Allah ya. Gece rüyanda beni mi gördün? Oğlum sabah kimse uyanmadan evden çıkmam gerekiyordu. Biz de ne yaptık? En yakın arkadaşımızın evine geldik. Ne yapsaydık? Sabahçı kahvesine mi gitseydik? İyi işte tamam bırak ben de biraz daha uyuyayım. İki satır laf edemeyeceğiz yani. Yok. Tamam. Sen anlat, ben seni dinliyorum. Ersin lan. Bana bir 300 kağıt versene. 300 kağıt mı? Oğlum meteliğe kurşun atıyoruz lan. Getir parayı kesti. Abi bende para mana yok. Ne kadar varsa versene işte. Faiziyle alırsın sonra. Ya hep aynı laflar ya. Hep aynı laflar. Nereden bulacaksın o kadar parayı? Nil kıvama geliyor. Şu eve kapağı bir attım Mersin var ya. İçerisi maden gibi maden. Ondan sonra İffet de görür dünyanın kaç bucak olduğunu zaten. Bedri ne olacak peki? Ne manyak adamsın ya. Erkek para kazanmaya başladıktan sonra kadın sual mı sorar hiç? Hadi canım hadi. Pamuk eller cebe hadi. Afiyet olsun. Koçum benim. Gitti 300 kağıt. Bugün şirkete gidelim ve şu emri akları imzala. Ali İhsan. Ben böyle bir şey yapmanı istemiyorum. Üstelik yani bu konuda Dilek'e haksızlık ettiğini düşünüyorum. Bence bir kere daha düşün. Bak geliyor zaten. Bence direkt Dilek'le konuş. Beni karıştırma ne olur. Günaydın. 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 Avrupa seyahatin çok kısa sürdü. Ali İhsan. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama inan bana... ...senin dalga geçmeni kaldıramayacak kadar kötüyüm. Kendi düşene ağlamaz. Ben bir halamın yanına gideyim. Dilek Hanım, ben olanları duydum. Gerçekten çok üzüldüm. Bunların hiçbiri seni ilgilendiren meseleler değil. Sen kendi işine bak. Abla. Önemli değil Ali İhsan. Ben de seninle şirkete geliyorum. Şu imzaları atayım. Hemen hazırlanırım. Tamam hayatım. Evet abla, seni dinliyorum. Ali İhsan, ben eve ve şirkete geri dönmek istiyorum. Elbette. Ev senin. Şirkete de dönebilirsin. Ama bir tasarımcı olarak. Nasıl yani? Yani sen bizim en değerli tasarımcımızsın. Bir tasarımcı olarak dönebilirsin şirkete. Ama artık bu şirketin ortağı olamazsın. Ama Ali İhsan... Aması maması yok abla. Sen bana hisselerini 2 milyon lira karşılığında sattın. Şimdi eğer o hisseleri tekrar almak istiyorsan... ...aynı parayı sen de bana ödemelisin.
Sen ciddi misin? Gayet ciddiyim. Bunu ben seni bu konuda uyarırken düşünmeliydim. Ömer'in ayaklarının altına serdiğimiz bütün bu paranın kolay kazanılmadığını öğrenmelisin. Dediğim gibi, istiyorsan gel çalış. Ama istemiyorsan sen bilirsin. Evet, Ömer'in de dediği gibi ben senin sayende bir yerlere geldim. Sen olmasaydın belki ben bir hiçtim. Ama şimdi eğer cesaretin varsa git bu yeteneğini başka bir yerde değerlendir. Yok eğer benimle çalışmak istiyorsan koleksiyonu bir an önce masada görmek isterim. Hala hazır değil. Birkaç rötuş kalmıştı. Ne zamana yetişir? Elimden geleni yaparım. Bu öğlen hazır olması lazım. Zaten senin yüzünden yeterince geç kaldık. Ne işin var senin sabahın köründe burada? Kahvaltı yaparız diye pastaneden bir şeyler almıştım. Hem dün gece için sana bir özür borçluyum. Güzel. En azından özür dilemen gerektiğinin farkındasın. Dün gece ucuz kurtuldun. Babam eve erken döndü. Öyle mi? İyi. Beni kovduğun isabet olmuş. Dün geceki halini hatırlıyor musun? Benim bu sıralar canım sıkkın değil. Yoksa... Neymiş abicim senin sıkıntın derdin? Ne istiyorsun benden ya? Zaten saçma sapan bir şey aramızdaki. Ya Demil... Sen evlisin. Nil. Ben senden çok hoşlanıyorum. Bırak bu işleri ya. Çok bayatım. Biraz Cemil, yaratıcı ol. İnanmıyor musun bana? Şimdiden ben senden özür diliyorum. Niçin? Anlamadım. Niçin özür diliyorsun? Dur! Sana dur dedim. Sayfaya imzanızı, diğerlerine parafınızı atar mısınız lütfen? Paraf? Buraya imzanı at. Diğer bütün sayfalara da adını soyadını yaz hayatım, tamam mı? Patron. Merhaba Emre. Kolay gelsin İffet. Bir saniye gelebilir misin patron? Efendim Emre. Bu hisseler konusunda biraz acele etmiyor musun patron? Hayır Emre, acele etmiyorum. Peki ya Dilek? Yani çok üzülmeyecek mi? Çok sevdiğim bir söz vardır Emre.
Nus ile uslanmayanı etmeli tektir. Tektirle uslanmayanın hakkı kötektir. Tamam, anlıyorum. Yani Dilek'e çok kızgınsın ama... Peki ya Nil? Yani hisseleri ona vermediğin için sana alınmayacak mı? Nil henüz böyle bir sorumluluğa hazır değil. Ne olacak şimdi? Bizim öyle bir şey yapmamamız gerekiyordu. Sen niye kendine bu kadar eziyet ediyorsun? Cemil. Çünkü bu ilişkinin gideceği bir yer yok. Tamam, ben de senden hoşlanıyorum ama... Nil. Boşanacağım biliyorsun. Sen boşansan bile, babam senin gibi bir adamla gezmeme izin verecek mi? Kendisi bir hizmetçiyle evleniyor ama. Dil değil, papuç. Gel buraya. Aklımdan hiç çıkmıyorsun. Sürekli seni düşünüyorum. Her an seninle olmak istiyorum Dil. Söylemesi kolay. Ama nasıl olacak o iş? Önce benim bir iş bulmam lazım Nil. Para kazanmam gerek. Sonrası kolay. Annemi de o evden alıp derme çatma da olsa bir eve yerleştiririm. Boşandıktan sonra da başımın çaresine bakarım zaten. Ama iş bulmam lazım. Buradaki paketi tekrar muhasebe edip kontrol etsin. Geçen seferki de bir farklılık vardı. Buradaki ithalat miktarı düşmüş. Oysa buradaki ödemeler de var. Bence buradaki paketi bir kontrol ettirmek lazım muhasebeye. Ali İhsan, Dilek ne zaman gelecek? Saat kaç oldu? Birazdan burada olur. Kusura bakmayın. Geciktim biraz. Rica ederiz. Üzerlerinde bir iki düzeltme yapmam gerekiyordu. Bunlar hem gündelik yaşam için hem de plaj için. Yani bir jean'in üstüne ya da tişörtle birlikte sokağa çıkarken de giyilebilecek. Bu da model olarak pareo gibi ama günlük yaşamda elbise olarak da giyilebilecek. Ne yapıyorsun sen? Bakıyorum. Ama bunlar olmamış ki. Olmamış mı? Olmamış. Yani basbayağı olmamış. Yani bunlar sizin söylediğiniz gibi öyle günlük yaşamda kotun üstüne giyilebilecek şeyler değil yani. Ali İhsan ne diyor bu? Hadi karın diye evde ses çıkarmıyoruz ama eğer şirkette de tepemize çıkartacaksan işi rengi değişir. Hadi Dilek Hanım sinirlenmeyin. Ya ben şunu demek istiyorum. Herkes sizin çevrenizdekilerden ibaret değil ki. Yani mesela bizim mahallede bunu bir kız giyse hani dedikodudan başı kurtulamaz yani. Bana ne senin mahallenden? Ben daha çok kişiye satarsınız, şirket daha çok para kazanır diye söylüyorum. Ama siz çevrenizdeki birkaç kişiye satacaksınız, onu bilemem yani. Sen hangi sıfatla bu lafları ediyorsun? Seni benim modellerimle ilgili konuşmaktan men ederim. Titrin ne senin burada? Abla İffet yeni ortağımız. Yeni ortağımız mı?
Şaka mı bu? Hayır, şaka değil. Senin o beğenmediğin hisseleri ben İffet'e devrettim. Benim hisselerimi İffet'e devrettim. Evet. Bunda şaşacak ne var? İki gün önce elinin tersiyle itmiştin. Şimdi değerli mi oldular? Ayrıca bence İffet çok haklı. Bunların üzerinde biraz daha çalışman lazım senin. Ali İhsan, ben çok sıkıldım. Yani bunlar bana göre şeyler değil. Sen bana fikrini söyle dedin. Ben de fikrimi söyledim. Ya olmamış. Yani bence olmamış. Üzgünüm. Ben Serpil'lere gidiyorum. Akşam babamlar gelecek, unutma, tamam mı? Tamam canım, unutma. Sana kolay gelsin Dilek. İyi günler. Çok teşekkür ederim Ali İhsan. 30 yıllık meslek hayatımda hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Abi, bak İffet'le iyi geçinmeye çalışıyorum. Ama bugün davrandığı gibi davranmaya devam edecekse ben yokum. Kapıyı kapatmayı unutma. Ben bunları olmamış deyince o kadar bozuldu ki. Ben bir an düşüp bayılacak zannettim. Yeni ortağımız mı? Şaka mı bu? Benim hisselerimi mi verdin Ali İhsan? Kızım ya, o kadar açık saçık ki çizdiği modeller kimse giymez yani. Ay, şaka maka patron oluyorsun İffet. Aman be Serpil. Patronluk kim, ben kim Allah aşkına? Aa, öyle deme. Bugüne bugün 2 milyon değerinde kadınsın maşallah. Yani çok acayip adammış Ali İhsan Bey yani. Türünün son örneği. Ha, kim karısına böyle bir jest yapar? Yani adam tut, hisseleri al, sana ver. Allah Allah. Şişt, bana bak, gel biraz dedikodu yapalım. Aranız nasıl? Serpil. Sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Tamam. Cemil dün gece benim odama girmeye çalıştı. Ne? Su vereyim mi? Yok. Ne işi var o manyağın sizin evde? Senin hiçbir şeyden haberin yok tabii. Cemil şimdi de kafayı Ali İhsan'ın kızına taktı. Nil'le resmen flört ediyorlar. Ay. Ay İffet, bir yerime inme inecek ha. Ya neler oluyor? Cemil benden intikam almak için Nil'i kullanıyor. Bilirsin, çok sever insan kullanmayı. Nil'i rahat bırakmamı istiyorsan Ali İhsan'dan ayrılacaksın diye beni tehdit ediyor. Ne yapacaksın İffet? Bu sefer her şey farklı Serpil. Eğer Ali İhsan'la aramıza girmeye çalışırsa onu doğduğuna pişman ederim. Yemin ederim dünyayı dar ederim ona. O kadar kolay mı ya? Çalışanlarıma iyi şartlar sunarım. Ama karşılığını da mutlaka isterim. Ben de burada çalışmayı çok istiyorum Ali İhsan Bey. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma emin olabilirsiniz. İffet, merhaba canım. Gelsene sen de. Bak, seni yeni şoförümüzle tanıştırayım. Cemil. Thank you.
Nasılsın? İffet Hanım desen daha iyi olacak. Pardon. Nasılsınız İffet Hanım? Daha önceden tanıştığınızı biliyorum. Ama artık burada çalışacağına göre onlara hanım diye hitap etmen daha doğru olur. Bunu unutma. Gelsene canım, otur biraz. Hani sana daha önce sözünü etmiştim ya, Feyyaz'la meyhaneye gittiğimizde birisiyle tanıştım, sana selam söyledi demiştim. İşte bu arkadaş. Nil tavsiye etti şoförlük için. Ne kadar iyi etmiş Nil. Otursana sen de lütfen. Şu konuşmamızı bitireyim, ondan sonra hemen çıkarız, olur mu? Cemil, aylığın 3.000 lira olacak. Senin görevin benim için son derece hassas ve önemli bir görev. Çünkü ben sana eşimi ve kızımı emanet edeceğim. Onları iyi korumalısın. Her dediklerini emir telakki etmelisin. Bunu unutma. Tahmin edeceğin gibi bu yalnızca bir şoförlük değil. Aynı zamanda onları koruman gerekir. Onların kılına zarar gelirse seni sorumlu tutarım, bilmiş ol. Anlıyorum efendim. Her şeyden önce size çok teşekkür etmek istiyorum. Nil Hanım ve İffet Hanım. Benden çok memnun kalacaklar. Sen ne düşünüyorsun hayatım? Yani ben... Bir şoför gerekli miydi bilmiyorum. Gerekli olmaz olur mu? Senin bundan sonra şoföre ihtiyacın olacak. Şirkete gideceksin, geleceksin. Hem ben Cemil'le konuştum. Sana araba kullanmayı da öğretecek. Seve seve. Yok yani... Böyle bir şeye gerek yok. Ben araba kullanmak falan istemiyorum. İffet, gerek olmaz olur mu hiç? Tabii ki öğrenmen lazım, değil mi? Ali İhsan, bunu daha sonra konuşalım mı? Peki, sen bilirsin. Ben üstüme daha rahat bir şey giyeyim babamlar gelmeden. Tamam canım, ben de geliyorum şimdi. İffet Hanım. Ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Siz olmasaydınız Ali İhsan Bey beni işe almazdı. Çok teşekkürler. Her işini Aylin halledecek. Onunla konuş, Aylin'i sana avans olarak versin. Teşekkürler Ali İhsan Bey. Hadi, hayırlı olsun. İffet'e galiba çok ayıp oldu. Ya boş ver canım. Zamanla alışır o da. Ne kafana takıyorsun? Hem bak, para kazanacağım, rahat rahat görüşeceğiz. Daha ne istiyorsun? Küçük hanımın şoförü yani. Yirdik bir Yeşilçam klasiğine. Allah sonumuzu hayretsin. Bana bak, sabah erkenden burada ol. Ayrılmazsan bak daha neler olacak.
Adamdan ayrılmazsan sana olacakları söyledim. O eve gireceğim. Hatta o evde yaşayacağım. Aynı masada oturup yemek yiyeceğiz. Kocanla arkadaş olacağım. Nereye baksan Nil'le beni göreceksin. Ben seni o adama bırakmam İffet. Sen benimsin. Duydun mu? Benim. Hazır mısın hayatım? Babanlar neredeyse gelecek. Aydın'ı yolladım onları aldırmaya. Ali İhsan, bu şoför meselesini bir kere daha mı konuşsak? Bak Aydın neyimize yetmiyor? Biz seninle daha önce bu konuyu konuştuk. Sen hiç itiraz etmedin bana. Ayrıca yani bundan daha iyisini bulacağımızı hiç sanmıyorum. Nil de tanıyormuş. İşe ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de tamam dedim. Hem yani bu Cemil gayet efendi bir çocuğa benziyor, öyle değil mi? Ben bir mutfağa bakayım, bütün hazırlıklar tamam. Peki. İffet. Biliyorum, Cemil'in burada işe başlaması hiç hoşuna gitmedi. Ama ben seni defalarca uyardım Nil. Ama madem üzülmek istiyorsun, benim artık yapabileceğim bir şey yok. Cemil'in işe ihtiyacı vardı, ben de. Ya senin karşında çocuk mu var? Senin Cemil'i buraya niye getirdiğin o kadar belli ki. Hadi ben babana bir şey söylemedim. Ama baban bir şekilde öğrenecek. Hadi baban öğrenmedi. Cemil'in karısı öğrenecek. Ne yapacaksın o zaman? Hiç düşünmüyor musun onları? Selamünaleyküm millet. Oğlum. Annem. Hoş geldin yavrum. Annem. Bak sana ne aldım. Bunu sana aldım. Ne bunlar? Bak bak. Karıcığım. Bu da senin. Anneciğim babacığım. Bırak şunları. Anneciğim, bu da size. Babacığım, bu da sizin. Define mi buldun Cemil? Onun gibi bir şey. Ay, sağ ol oğlum. Vallahi çok makbule geçti. Dinarım sağ olsun. Geceleri kombiyi kısıyor. Yoksa benim mi odayı kapatıyor, anlayamadım ki yavrum. Donuyorum sabaha kadar. Ay bu pek iyi oldu. Oh. Cemil bu çok güzel. Ha babacığım, siz o kravatı durağa giderken takın. Daha ciddi bir görüntü olur. Anneciğim, sizin de artık yaş kemale eriyor.
Biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor kendinize. Yoksa çok üzülürüz. Betül. Al bakalım bunu sen. Kredi kartlarını öde. Bir daha kapanmasın. Bundan sonra ben öderim hepsini. Hiç çekinmeden istediğin şeyleri alabilirsin. Şunu da al. Artık çalışıyoruz. Bundan sonra böyle. Nerede çalışıyorsun Cem? İş mi buldun? Evet. Çok zengin bir adamın yanında makam şoförlüğüne başladım. Hani sen kızıyordun ya buna, nerede kaldın, nerede sürtüyorsun diye. Bak, bu direksiyon dersi verdiğim kızın amcası şoför arıyormuş. O vesileyle biz de şoför olduk. Kız da iyilik meleğiymiş yani. Başka derdi tasası yok, sana iş buluyor. Neyse. Şimdi bunları ailemizin yanında konuşmayalım. Sonra annemle babam rahatsız oluyor. Şöyle güzel bir yere gidip yemek yiyelim seninle. Ha? Baş başa kalalım biraz. Hadi. Sana aldığım kıyafeti de giy. Ne niyetiniz de geldiniz? Eksik olma oğlum. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Saima Hanım, elinize sağlık. Yine harikulade bir sofra kurmuşsunuz bize. Afiyet olsun efendim. Keşke siz de bizimle beraber otursaydınız. Daha sonra katılırım belki efendim. Mutfakta bir iki iş var da, sağ olun. Peki. Afiyet olsun. Sağ ol. Baba, nasıl iş güç? Ne var ne yok? Nasıl olsun oğlum? Kıt kanaat geçinip duruyoruz. Etim satıldığı yok. Ama umudumuz tavukta. Evine niye gülüyorsun? Bize de söyle, biz de gülelim. İffet, ben... İffet değil. İffet Hanım. Zevzeklik yapma da servisine devam et istersen. Patronun bayağı cömert bir adam galiba. Daha ilk günden böyle avans alabildiğine göre. Hem zengin hem de cömert. Cebinde akrep de yok öyle senin baban gibi Betül. Babama da laf söylemesen olmaz. Sen de kızmayacaksın bana artık. Az çektirmedi o Salih Efendi bana. Ulan var ya... Onun yanında şoförlük yaparken bana 20 liranın hesabını soruyordu be. 20 lira. Ne demişler? Almamaz mınahını çıkar aheste aheste. Hadi gel gel. Nimet, sen nasılsın? Nasıl gidiyor okul? Bazı dersler boş geçiyor ama okul iyi. Teşekkür ederim. Ya aslında ben Nimet'le ilgili size bir şey söylemek istiyordum. Ya izin verirseniz. Yani Nimet bu sene üniversiteye başlıyor. Bu yıl çok önemli. Bizim çok iyi bir aile dostumuzun iyi bir koleji var. Çok güçlü bir eğitim veriyorlar. Nimet'in kaydını oraya alsak diyorum. Hı? Ya bir de... Biraz sizin eve masraf yapsak, yani tadilat falan için. Ya da ne bileyim, belki daha iyi bir eve taşınsanız. Nereden çıktı bu oğlum? Allah'a şükür, elim ayağım tutuyor beni. Estağfurullah, ben yani yanlış anlamayın, öyle bir şey demek istemedim. Demek istediğim şey, yani biz artık bir aileyiz ya. Birbirimize destek olmamız lazım, öyle değil mi? Eksik olma oğlum. Ama gerek yok. Biz kendi yağımızla kavruluruz değil mi Nimet? Hem ben bu yaşa kadar kimsenin eline bakmadım. Bu yaştan sonra da gereği yok. Baba, Nimet daha iyi bir eğitim alsa fena mı olur? Cemil, bu kız sana niye iş buldu? Hala
Hala mı kıskançlık be Betül? Yok, hayır. Kimin yanında çalışıyorsun? Bu adam kim? Ya söylesem tanıyacaksın sanki. Ben bazı şeyleri düzene sokmak istiyorum. Seninle mutlu, huzurlu bir evlilik yaşamak istiyorum. Sen de gördün. Babanın verdiği parayı elimin tersiyle ettim. Çünkü kendi alın terimle çalışıp paramı kazanmak istiyorum. Sen neden kocana destek olmuyorsun? Bırak artık bu gereksiz kıskançlıkları. Bundan sonra sabah erkenden kalkıp işimin başına gideceğim. Akşam paramı kazanıp karıma alışveriş yapıp evime döneceğim. Artık etrafımızda bizi rahatsız edecek kimse de kalmadı. Hadi gül bakayım biraz. Şöyle. Bundan sonra nerede kaldın? Nerede sürtüyorsun diye bir şey söylemek yok. Kocam para kazanıp para biriktirecek. Sana ev tutacak. Kurtulacağız evden Betül. Annenden, babandan. Cemil, gerçekten ev tutacak mıyız? Tutacağız tabii Gizem. Hadi gel. Bak bunun altından da bir çapan oğlu çıkarsa. Bu sefer affetmem, öldürürüm seni. Kim arıyor? Ersin arıyor. Kim arayacak? Sabah ondan borç para almıştım da onu istiyor herhalde. Açsaydın o zaman. Yok ya, seni eve bıraktıktan sonra bir 5 dakika uğrarım yanına. Ulan. 40 yılın başında karımızla bir yemeğe çıkmışız, rahat veren yok. Saygıdeğer misafirlerinin ve zarif eşinin yanında seni rahatsız etmek istemiyorum Ali İhsan ama nezaketen bile olsa bana da haber verilmesini bekliyorum. Siz ne zaman taşınıyorsunuz buraya? Maşallah kızınız çok iyi çalışıyor. Evden sonra fabrikayı da ele geçirmeye başladı. Çok iyi yetiştirmişsiniz. Kutluyorum. Dilek. Hanım, lafını bil de konuş. Oo. İffet'in bu tavırları kimden öğrendiği belli. Babasının kızı. Ablam. Nasıl, güzel mi yemekler küçük? Beğendin mi bari? Direkt yeter artık, terbiyesizlik etmeye başladın ama. Nimet, hadi gidelim kızım. Lütfen baba, siz otur, rica ediyorum. Baba mı? Kutluyorum seni Ali İhsan. Şu an itibariyle rahmetli babamın kemiklerini sızlatmayı da başardın. Aferin sana. Bu adama baba mı diyorsun? Dilek yeter. Haddini bil. Eğer bilmiyorsan ben sana aileme saygı duymasını öğretirim. İffet yeter. Sen karışma baba. Burası benim evim. Senin evin. Öyle mi? Evet, benim evim. Sen de buna alışmaya başlasan iyi olur artık. Sen hala hizmetçilik yapmaya devam ediyorsan yemeğimi odama getir. Emredersiniz efendim. Hayır Ali, sen dur. Dileğin yemeğini Emine götürecek. Sana diyorum, ne bakıyorsun?
Özür dilerim, lütfen otur. Lütfen. Nimet, senden de özür dilerim. Otur kızım, lütfen. Lütfen. Affedersiniz, ben böyle olmasını istemezdim. Ama Dilek çok zor günler geçiriyor. Ali İhsan, bilmiyorum farkında mısın ama durmadan Dilek'in terbiyesizliklerine bir bahane sunuyorsun. Ama ben artık susmayacağım. Ben alttan almak için, saygılı olmak için o kadar çok uğraşıyorum ki. Ama ne yapsam ters yapıyor. Alenen beni de ailemi de aşağılıyor. Ben buna daha fazla dayanamayacağım. Evet, babanın yanında böyle tartışmaya devam etmesek. Özür dilerim baba. Mühim değil kızım. Mühim değil. Hop! Abiciğim bir kere de şu eve normal bir saatte gelsen olmaz mı? Ulan biz kardeşimize kutlama yapmaya geliyoruz. Senin şu haline bak. Bakımsız Tarzan. Al lan al. Bireye doy artist. Yok abi, ben yarın işe erken gideceğim. Ağlama lan. Önce şu borcunu da al. Geç otur. Kardeşim benim ya. Eyvallah, teşekkür ederim. Kardeşim benim ya, değil mi? İşlem tamam Ersino. Malikanede çalışmaya başladım oğlum. Enayi 3000 kağıt maaş veriyor bana. Herifin kızı da aşık. Oradan bir darbeyi vuracağım zaten. Ne? Ne ya, ne? İffet'in dibindeyim oğlum artık. Kardeşin İffet'in makam şoförü oldu. Bana bak. Bütün bunları duyarsa var ya, dünyanın en pahalı benzinle yakar seni. Ersin, saçma salak konuşma lan. Senden başka kimse bilmiyor ha. Er ya da geç öğrenecek. O öğrenene kadar o köprünün altından kim bilir nasıl sular akar. Şu an keyfin tıkır oğlum. Hadi. Ya sen şimdi iki kızı birden mi idare ediyorsun? Bugün ne yapıyorsun? Ben Nimet'i yeni okuluna bırakacağım. Oradan da Serpil'e uğrarım herhalde. O zaman senin şoförle çıkalım. Beni de şirkete bırakın. Aydın benden izin istedi bugün. Çocuğu hastaymış. Ben de izin verdim. Nasıl olsa Cemil var diye. Anladım canım. Hem zaten bir görelim bakalım bu Cemil'in şoförlüğü nasılmış. Tabii ki haklısın. Ben kahvaltıdan önce biraz yürümek istiyorum. Tabii ki. Ama beni yalnız bırakma kahvaltıda, olur mu? Aman usta. Senin sağın solun belli olmuyor valla. Durup dururken bize silah çekiyorsun ya. Ben burada çalışmaya başladım kanka. Ha? Artık yeni şoförüm. Yeni şoför? Ya ben senden hiçbir şey anlamadım arkadaş. Ya akça misafirim diye çıkıyorsun. Sabah şoförüm diye giriyorsun. Ne iş? Güzel iş, güzel. Anlarsın. Hadi gir kanka, gir gir. Üşütme. Mehmet, ne haber? Günaydın. Ya iyidir Abdullah. Saat kaç oldu? Neredesin? Tamam, iki dakikaya geliyorum. Değişeyim üstümü. Gel, gel. Bir görün olacak.
arkasındadır. Ben seni niye bu kadar özlüyorum? Ben seni niye bu kadar özlüyorsam sen de beni o yüzden özlüyorsun. Niye dün gece açmadın telefonumu? Ha? Telefonumu niye dün gece açmadın? Artık bunu kasten yaptığını düşünmeye başlıyorum Efe. Sen beni mi takip ediyorsun? Ya baban gelse, seni bu halde bir şoförle görse ne olacak hiç düşünmüyor musun? Sen kim olduğunu, nereden geldiğini unutuyorsun galiba. Yanlış hatırlamıyorsam sen de bir hizmetçiydin değil mi? Ben bu evde hizmetçiyken babanla kapı aralarında karıştırmıyordum Nil. Bana bak, senin dilin fazla uzamaya başladı ama. Siz ne yapıyorsunuz burada böyle? Cemil'i paylaşamıyoruz. Bugün bana da şoför lazım oldu. Stüdyoya malzeme almıştım. Onların taşıması falan gerekiyordu, o yüzden. Hay Allah. Ha, İffet'e de çok lazımdı bugün şoför. Yarın taşısan olmaz mı? Olur. Olur tabii. Benim çıkmam lazım. Stüdyoya gitmem gerekiyor. Tamam canım. Ben de işimin başına döneyim efendim. Peki. Kahvaltı edip geliyoruz hemen. Sen kahvaltıya geliyor musun? Ben biraz hava alayım öyle geleyim olur mu? Peki. Afiyet olsun. Arkadaşlar, bu Cemil. Yeni şoför. Buongiorno Cemil. Ben Roberto. Kendisi İtalyan. Hayır olsun kardeşim. Ben de Balaban. Eyvallah. Bu da Osman amca. En kıdemlimiz. Eyvallah baba. Merhaba oğlum yavrum. Bakın görün de örnek alın biraz. Aç mısın? Gel otur kahvaltı edelim. Yok sağ ol, ben tokum babacığım. O zaman bir çay iç. İçin ısınır, gel. Geç gel. Benim çıkmam lazım. Ali İhsan Bey'den izin aldım. Çocuğu hastaneye götüreceğim. Hayrola aydın? Bilmiyorum Osman amca. Fena öksürüyor. Film falan çekecekler. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ha, anne. Bak yeni şoförümüz Cemil. Tanıştınız mı siz? Sen gel benimle bakayım. Ne oldu şimdi? Neden böyle davrandı Sayın abla? Aman niye olacak huysuzluğundan. İlk günden fırça atıyor ki sonradan mum gibi olsun. 40 yıldır aynı şey, hiç değişmedik. Senin ne işin var burada?
Ali İhsan Bey beni işe aldı. Burada çalışacağım artık. Sen hangi yüzle geliyorsun bu eve? İffet'e yaptıkların yetmedi mi? Perişan ettin kızı be. Senin ne işin var burada ha? Ne işin var? Biraz sakin olun teyzeciğim. Nasıl bir yüzsüzlüktür bu ha? Çabuk git buradan. Çabuk git buradan. Yoksa İffet'e yaptığın her şeyi Ali İhsan Bey'e anlatırım. İffet gördü mü seni buralarda ha? Hem zaten ben anlatmasam o anlatır herhalde. Bakın hanım teyze. İffet benim burada çalıştığımı biliyor. Hem bırakın da biz de paramızı kazanalım değil mi? Olan oldu. Geldi geçti işte. Hem siz benimle niye uğraşıyorsunuz ki? Bu ne terbiyesizlik. Bu ne adiliktir be. Şimdi konuşayım Ali İhsan Bey'le de görsen. Bakın teyze sakin ol teyze. Bırak onu. Bırak hala. Bırak. Sen de hadi işin başına git. Arabanın tozunu mu alıyorsun, yıkıyor musun, ne yapıyorsan yap. Çalış. Niye bakıyorsun hala? Anlamadın mı? Git işini yap. Ya da ben Ali İhsan'a söyleyeyim, kovsun seni. Neler oluyor kızım? Bu arsızın ne işi var bu evde? Ali İhsan şoför olarak işe almış. Ne? Gitsin bu evden bu pislik. Kovdurmayacağım hala. Ne demek kovdurmayacağım kızım? Bu çocuk seni orada da bırakmadı mı? Sen hamileyken seni terk etmedi mi? Ha? Kendi evinden bu adam yüzünden kovulmadın mı sen kızım? Babandan meydan dayağı yemedin mi sen kızım? Evet. Tam da bu yüzden kovdurmayacağım işte. Madem kendi ayağıyla geldi, kendi cezasını çekecek. Burnundan fitil fitil getireceğim ona. Köpek gibi süründüreceğim onu. Bize biraz hizmet etsin bakalım. Parasıyla değil mi? Peki ya Ali İhsan Bey duyarsa? Duymayacak hala. Bu evde sen ve benden başka kimse bilmiyor bunu. Bilmeyecekti. Peki ya baba? Duyarsa yüreğine iner vallahi. Hapis yattı bu pislik yüzünden. O zaman söylemeyeceksin ama. Babama hiçbir şey söylemeyeceksin. Baba ben çıkıyorum. Nimet. Bir dakika kızım. Nimet. Hani akşam damadın sözünü ettiği o özel okul mülüğü var ya. O konuyu unut kızım. O mesele kapandı. Anladın mı beni güzel kızım? Evet baba, dün de söyledim ya. O terbiyesiz kadının söylediğini duydum. Bir tek kuruşu bile kabul etmeyeceğiz. Onlardan gelecek bir meteliğe bile ihtiyacımız yok çok şükür. Biliyorum baba. Damadın hatırı olmasa o eksik etiğe haddini bildirdim ama. Neyse. Hadi. Allah zihin açıklığı versin güzel kızım. Sağ ol babacığım. Thank you.
Ablacığım. Efendim Nimetciğim. Abla, ben evden çıktım. Ne zaman gideceğiz yeni okula? Benim birkaç işim var. Sen bir kafede otur, kendine bir şeyler ısmarla. Ben gelince seni arayayım, olur mu? Tamam. Abla, o kadar heyecanlıyım ki. Senin yerinde ben olsam ben de heyecanlanırdım. O kadar güzel bir kolejmiş ki. Ali İhsan anlata anlata bitiremedi. Aferin İffet. Kardeşini koleje gönder. Amcanı, teyzeni falan da tatile gönder. İhya et. Aferin. Bir saniye bekler misin Nimetciğim? Tamam. Ali İhsan'ın malı deniz. Yemeyen keriz. Sen bir kahvaltı yapsana Dilek. Şekerin düşmüş yine. Malum yaşın da ilerledi. Dikkat et kendine. Bir check-up yaptır kardeşinin parasıyla. Yani sen 5 kuruşsuz ortada kaldın ya, o yüzden söylüyorum. Ha, istersen ben de borç veririm. Çünkü sağlık önemli. Pardon ablacığım. Bir parazit girdi de araya, onu bekledim. Arsız. Günaydın. Günaydın efendim. Biraz bekleyeceğiz, İffet Hanım geliyor. Keşke bugün işe gitmeseydim. Baş başa vakit geçirirdik. Keşke. Ama belki biraz erken çıkar gelirim. Ne iyi olurdu. Ali İhsan. Şu sizin yazlık var ya. Birkaç gün oraya mı gitsek acaba? Çok iyi olurdu. Ama bu mevsimde çok ıssız olur orası. Gelen giden yoktur. Kimse olmasın işte, daha iyi ya. Hiç yalnız vakit geçiremiyoruz. Biraz yavaş kullanır mısın şu arabayı? Özür dilerim Ali İhsan Bey. Yok, işimiz var bununla. Ne bakıyorsun? Sürsene. Tabii İffet Hanım. Kocan da yok, şimdi ne yapacağız? Şöyle boş bir arsaya mı gitsek acaba İffet? Ali İhsan Bey'in de dediği gibi sana araba kullanmayı öğreteyim. Sen iyice delirmeye başladın. Yamacım yok. Oturup konuşacağız, bana hesap vereceksin. Ben vermem gereken bütün hesapları çoktan verdim Cem. Konuşacağız İffet. Durdur şu arabayı Cem. Durmayacağım. Atlarım. Bak yemin ederim atlarım, şaka yapmıyorum. Saçmalama! Ne yapacaksın acaba atlarsam? Nasıl vereceksin hesabı? Ne yapıyorsun sen? Durdur arabayı! Sana durdur dedim. Durmayacağım diyorum efendim. Konuşacağız. Durun. Cemil durdur. Bunun hesabını çok kötü vereceksin. Şu arabaya. Yeter artık Cemil. Yeter artık Cemil. Derdim var, gecem zehir. Umut beni. Yardım et, seni unutmama. Anılar başucumda, kov gitsin. Sevmiştim seni kana kana, şansım yok kaderden yana, yaşanan her
her ne varsa sil gitsin. Darılıp geçen mesin geç kalmasın ayrılıklar. Varsın ömrümü takvimlerden çalsın yıllar. Aldırma ne fark eder alışmışım yokluğuna. Seni sevdiğimi unut, unut her şeyimi. Unut gitsin benim aşktan anladım. Yaşananlar kar saydım. İstediği saçma sapan değişiklikleri yaptım. Abla dün akşam beni çok utandırdın. Bunu söylemeliyim. Asıl ben o insanların benim evimde olmasından utanıyorum. Neyse ya bu konuda anlaşamıyoruz seninle. Çizimler kalsın sende. Belki karının onayını almak istersin. Abla. Sen niye böylesin? Yani diğer insanlardan farkın ne senin? Niye insanlara böyle tepeden bakıyorsun? Kibirli ve küstah davranıyorsun? Çünkü o insanlar benim dengim değil. Çünkü ben o insanları adam yerine koymuyorum. Çünkü ben onları beğenmiyorum Ali İhsan. Bunlar mı? Sen? Ya sen ne yapıyorsun? Senin yaptığını yapıyorum. Bunları beğenmiyorum. Şimdi git bunları tekrar çiz. Öyle gel. Patron polis geldi. Dilek ve Selin'le görüşmek istiyor. Ömer hakkında.
Ya abla, babam sabah okula gidilmeyecek dedi ama... Ben konuşacağım babamla, merak etme. Şu kayıt işim bir hallolsun. Emri vaki yapacağız artık. Ali İhsan Bey, yaptığımız teknik takip sonucunda Ömer Ataman'la en son sizin telefon görüşmesi yaptığınızı tespit ettik. Evet, ben konuştum. Tamam, ama bu sorgu sualin neden yapıldığını bana hala söylemediniz. Ömer Ataman 3 gündür kayıp. Biz kendisini 2 ayrı dolandırıcılık suçundan takip ediyoruz. Ses kayıtlarına göre de Ömer Ataman'ı tehdit etmişsiniz. Doğru mu Ali İhsan? Evet, doğru. Ya seni korumak için yaptım. Ya lafın gelişi olarak söyledim. Seni öldürürüm demişsiniz. Evet, söyledim. Ama hani deriz ya işte, ya lafın gelişi olarak söyledim diyorum. Ali İhsan Bey, bir süre için İstanbul'dan ayrılmamanızı rica edeceğim. Niçin? Her ihtimale karşı. Tamam, bir sorun yok. Rahatsız ettik. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ben sizi geçireyim. Ali İhsan, Ömer'e bir şey mi yaptın? Söyle. Abla saçmalama Allah aşkına. Yani herif pislik kaçmış gitmiş işte. Senin 2 milyon lira paranla. Yani duymadın mı komiserin ne söylediğini? Zaten giderken bir sürü insanı da dolandırmış. Kim bilir kiminle nerede yiyordur bütün bu paraları. Okulumuzdan çok memnun kalacaksınız. Sıkı bir programla Nimet'i diğer arkadaşlarının seviyesini en kısa zamanda getiririz. Hiç endişe etmeyin. Gel. Nimet arkadaşınızı alıp yeni sınıfına götürün. Tamam hocam. Hadi bakalım yeni arkadaşlarınla tanış, okul çıkışında görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Ali İhsan Bey, saygılarımı iletin lütfen. İletirim tabii. İyi günler. İyi günler. İşte böyle Nurettin. Anlayacağın kadın bize hırsız fırsatçı dedi. Gözümün içine baka baka kızın kardeşimle parası için evlendi demeye getirdi. Sen ne tamitli adamsın. Sana öyle gelmiştir. Bana falan öyle geldiği yok. Olanı biteni bu işte. Bir daha oraya kuru ekmek yemeye bile gitmem. Dur Nurettin. Alo. İyi günler Ahmet Bey. Ben Nimet'in öğretmeniyim. Ha, buyurun öğretmen hanım. Nimet ablasıyla bugün okula gelip kaydını aldırdı. Haberiniz var değil mi? Kaydını mı aldırdı? Evet. Haberiniz yok mu? Yok. Haberim yok. Ablasıyla mı geldi? Evet. Sağ olun öğretmen hanım. İyi ki aradınız. İki gün yüzümüz yumuşadı ya, yine arkamdan iş çevirmeye başladılar. Hayırdır Ahmet? Yok bir şey Murat. Hoş geldin. Ablacığım. Çok teşekkür ederim. O kadar güzel şeyler aldık ki. Ben daha sana neler alacağım bir tane. Abla, babam kızmaz değil mi bunlara? Niye kızsın? Ben aldım hepsini. Okulu ne zaman söyleyeceğiz abla? Nimet, o kadar yorgunum ki başım kazan gibi. Ben yarın sabah erkenden gelirim. Kahvaltıda ikna ederim babamı, tamam? Tamam. Hadi görüşürüz. Sabah senle ne konuştuk Nimet?
Niye sözümü dinlemiyorsun Nimet? O kadın haklı galiba. Abla kardeş, niyetiniz var. O adamın paralarını yemek. Yok baba. Benim giyecek bir şeyim kalmadı da. O elbiseleri yeni okuluna giderken mi giyeceksin? İçimi bize laf söylesinler Nimet. Baba. İki parça kumaş için. Babana. Ablana. Sana be sana. Hırsız muamelesi yaptılar ha. Kırık bir kadın. Bu elbiseler yüzünden be. Haysiyetimize, onurumuza laf söylesin. Baba yapma. Ne ablana, ne sana. Hiçbir şey öğretememişim. O kadın... O kadın laf söyleyeceği insanlar değiliz Nimet. Yapma. Okula da gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin, almayacaksın. Anlaşıldı mı Nimet? Anlaşıldı mı? Ablam da eniştem de ben iyi bir eğitim alayım diye bunları yapıyor. Ne var bunda baba? Sen bana bunları alamıyorsun, beni iyi bir okula yollayamıyorsun diye niye hasretleniyorsun? Nimet! Geldi sen be. Ben de fellik fellik tavla oynayacak adam arıyordum. İyi oynarım ama Osman baba. Hadi, 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 hadi. Önceden seni uyarayım da. Hadi, hadi, hadi. Sen ne arıyorsun burada? Çık dışarı. Sana çık dışarı dedim. Burası mutfak. Dışarıda bekle. Fahime, sen iyi misin? Gayet iyiyim Osman Efendi. Ne oluyor ya? Aydın her zaman bizden beraber oturuyor burada. Cemil'in günahı ne? Tamam baba, ben giderim. Otur şuraya be, otur. Bu soğukta dışarıda mı beklenirmiş? Otur. Bu mutfakta ne zamandan beri kararları sen veriyorsun Osman Efendi? Öyle mi Sayın Hanım? O zaman ben de çıkarım. Tamam, tamam. Bu şoför çıkmıyorsa ben çıkarım öyleyse. Allah Allah. Ne oldu bu kadına ya? Otur oğlum, otur. Eyvallah baba. Ben de anlamadım vallahi. Baksana geldiğimden beri bana böyle davranıyor. Allah Allah, Allah Allah. Beni sevmedi herhalde. Neyse. Devam edelim mi? Hadi, hadi, hadi.
Teşekkür ederim Emine. Ve nasıl geçti bugünün? Fena değil. Nimet'i okuluna götürdüm, kaydını yaptırdım. Sağ olsunlar, çok yardımcı oldular. Sana da çok selamları var. Sonra alışveriş yaptık biraz Nimet'le. Ona bir sürü kıyafet aldım, o kadar mutlu oldu ki. Ne güzel, çok sevindim. Senin günün nasıl geçti? Normal. Her zamanki gibi. İş, güç falan. Yeni şoföründen memnun musun bakalım? Memnunum. Memnunum ama biraz şey. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yani Ali'yi sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama şoför biraz böyle pasaklı. Temiz değil yani. Özensiz. Anlamadım. Yani arabada böyle sigara mı içiyor, içki mi içiyor bilmiyorum. Böyle pis bir koku. Terslenir gibi konuşuyor. Kaba yani. Trafikte de asabi. Yani eli kornada gezdi bütün gün. Ambulans gibi dolaştık. Cemil'i çağırın bana. Ya ilk günden yapmasaydın. Yok, böyle şeyleri ilk günden yapmak lazım. Hem sen niye çekiniyorsun ki? Bu adam senin şoförün. Eğer bir şikayetin varsa bunu ona söylemeliyiz. Cemil'i çağır buraya. Peki efendim. Yani yemeğimizi bölmeseydik. Evet ama böyle şeyleri ertelemek doğru değil. Haklısın hayatım. Sen de amma zar tutuyorsun be baba. Bana bak, ilk geldiğin günden kalbini kırmayayım şimdi senin. Sen beni kırma ama ben senin pulunu kırayım. Ay uyanık vay. Ay sinsi seni. Cemil. Ali İhsan Bey seni çağırdı. Allah Allah. Niye ki? İffet Hanım'ın senden şikayeti varmış. Sonra devam ederiz baba. Tamam. Beni emretmişsiniz. Evet Cemil. İffet Hanım'ın senden bir takım şikayetleri var. Neymiş efendim? Bir kere her şeyden önce arabayı temiz tutmuyormuşsun. Ama... Bir dakika canım. Seninle anlaşalım. Ben konuşurken benim sözümü kesmeyeceksin. Tamam mı? Ben bitireceğim ondan sonra. İkincisi... Arabayı daha dikkatli kullanacaksın. İffet Hanım'ı rahatsız edecek sert hareketlerden kaçınacaksın. Ayrıca çalışma saatleri dışında ne yaptığın bizi hiç ilgilendirmez. Ama iş saatleri içerisinde kesinlikle sigara içmeyeceksin ve alkol kullanmayacaksın. Ben asla... Ne demiştim? Ben konuşurken sözümü kesme. Hayatım sakin ol lütfen. Tamam canım, yani konuşuyoruz. Ve Cemil, en önemlisi de şu. İffet Hanım'a her zaman son derece nazik davranacaksın. Anlaşıldı mı? Peki efendim. Güzel. Senin eklemek istediğin bir şey var mı İffet? Yok. Sen söylenmesi gereken her şeyi söyledin zaten. Ben ilk günden böyle sorun çıksın istemezdim. Gidebilirsin Cemil. Cemil Bey. Arabayı da geceden yıkayın, temizleyin, hazırlayın lütfen. Emredersiniz İffet Hanım.
Emre Bey geldi. Çalışma odanızı aldım. Tamam, hemen geliyorum. Emre ile biraz konuşmam lazım, izninle. Başladın ama. Bu yaptıkların hesabını sormayacak mıyım sanıyorsun sana İffet? Sen istedin oyun oynamayı. Bin tane entrika çevirip girdin malikaneye. Şimdi sakın ağlama. Efendi efendi şoförlüğünü yap. Bana da sakın dokunma. Yoksa seni pişman ederim. Nile de Ali sana da her şeyi anlatır. Uyan artık bu hayal dünyasından Cemil. Uyan. Seni çok seven o İffet yok artık. Öldü. Duydun mu? El birliğiyle öldürdün seni. Ben de çok kapsamlı bir araştırma yaptırdım ama Ömer'in nerede olduğunu bilen kimse yok patron. Nerede bu herif Allah aşkına ya? Aslında tek arayan biz değiliz. O diğer iki dolandırıcılık olayıyla da ilgili peşinde adamlar var. Emre, eğer bu parayı geri almak istiyorsak Ömer'e polisten önce ulaşmak zorundayız. Mutlaka. Abi. Senin ne işin var burada? Bana İffet'i çağır. Abi ne İffet'i bu saatte? Bir sakin ol. İçtin mi sen yoksa? Sana ne Sayme? Baba. Bir şey mi oldu? Bu paçavraları geri vermeye geldim. Senin parana da puluna da ihtiyacımız yok bizim. Baba ne oluyor? Nimet okula gitmeyecek dedim. Yine sözümü dinlemedin benim. Senin paran da pulun da fız gelir bana. Babansan sözümü dinleyeceksin. Abi. Ne var Nimet iyi okullarda okusa? Kötü mü olur? Güzel giysiler giyse, azıcık büyü yüzü görse kötü mü olur? Sen ne biçim babasın? O kız şimdi kim bilir ne haldedir? Abi. Vurdun değil mi onu? Ha? Dövdün değil mi kızını? Benim hayatımı mahvettin baba. O kızın hayatını mahvetmene izin vermeyeceğim. Duydun mu? Nimet o özel okula gidecek. En güzel kıyafetleri de giyecek. Sen de ona izin vereceksin. Duydun mu? Eğer vermezsen Nimet'i senden alırım baba. İffet. Baba. İsterseniz sizi bıraksınlar. Daha sonra konuşursunuz olur mu? Sayma Hanım, Aydın'a söyler misin? Babamı eve bıraksın. Gerek yok. Sizin arabanıza da, şoförünüze de, paranıza, pulunuza da gerek yok. Yazlık eve gideriz. Orada dinlenirsin. Olur mu? Hadi. Hadi. O kadar iyi olur ki.
Saat kaçta gidiyor Ali İhsan Bey ile İffet? Bir iki saate çıkarız herhalde. Balayı yapmadılar ya. İyi oldu. Karı koca baş başa kalsınlar biraz canım. Cennet gibi bir yer orası. Herkesten uzak. İn yok, cin yok. Burada kalıp da ne yapacaklar ya? Aman Dilek Hanım bir taraftan iş güç. Evlendiklerini bile anlayamadı çocuklar ya. Nerede bu yazlık Osman amca? Hı? Gitmem falan icap eder belki. Bileyim dedim. Hı. Doğru söylüyor. Benim çocuk hasta ya. Hastaneye hastaneye gitmem gerekir. Buradan bir şey isterlerse belki Cemil'i götürür. Bak şimdi kardeşim. Şile yolundan dümdüz giderken Avva tarafına sapıyorsun. Köye gelmeden soldan toprak bir yol gider. O yola girdin mi yolun sonundaki tek ev zaten. Eyvallah. Osman amca ben kalkayım. İffet Hanım alışverişe götürecekmiş. Afiyet olsun size. Günaydın İffet Hanım. Gevezelik etme de işine bak. Balayına çıkıyor musunuz? Sana gevezelik etme dedim. Harbiden enteresan bir İffet. Şundan 2-3 ay öncesine kadar ikimiz evlenmeyi, balayına gitmeyi düşünüyorduk. Şu halimize bak. Sen hanım oldun. Ben de şoförün. O zaman şoförlüğünü bil de sus. Şu ileriden sapsam, ikimiz uzaklaşsak güzel olmaz mı? Seni nasıl özlediğimi bir bilsen. Hasan Bey, Ömer Ataman cinayetinden dolayı sizi gözaltına almak zorundayız. Yani ne demek şimdi bu? Sorgunuz tamamlanana kadar misafirimiz olacaksınız. Nisan! Ne kelepçesi, ne cinayeti abi? Ver al, hemen Emre'yi ara. Arıyorum.
Bunu mu arıyorsun? Sen nasıl aldın onu? En çabuk buldum.